Fites Merkezi'den merhaba. Son zamanlarda küçük boyutu tabletlerle çok sık karşılaşır olduk. Asus MemoPad 8, Artist Tiny, Eskool MiniPad ve Reader A8R gibi tabletler kompakt gövdeleriyle birlikte kullanılabilirliği de beraberlerine getiriyor. Küçük boyutu tabletler taşıma ve kullanım anlamında büyük avantajları beraberinde getirirken tasarımlarıyla da oldukça şık görünüyor. Özellikle bu kategoride karşımıza çıkan son zamanlarda pek çok tablet tasarımıyla iPad Mini'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bugün inceleyeceğimiz Expert EasyPad T8Q da bu tabletler arasında yer alıyor. Cihaz küçük boyutlu ekran ile karşımıza çıkıyor ve tasarımıyla da oldukça hoş bir görüntü sergiliyor. İnce ve hafif yapısızı taşınabilirliği kolaylaştırırken teknik öğelerinin getirdiği test sonuçları da kullanım alanını genişleten etkenlerden. Şimdi Expert'in en yeni tabletini daha yakından inceleyelim. Şık bir görünüme sahip olan EasyPad T8Q tasarımıyla iPad Mini'ye büyük benzerlik gösteriyor. Son zamanlarda bu tasarıma sahip pek çok tablet modeliyle karşılaştık. Anlaşılan markalar özellikle kompakt tablet modellerine göze en hoş gelen tasarımın iPad Mini'ye ait olduğu konusunda hemfikirler. Açıkçası biz de bu tasarım şeklini oldukça beğeniyoruz. EasyPad T8Q'da tasarımıyla oldukça hoş görünüyor. 7.15 mm'lik kalınlığa ve 320 gram ağırlığa sahip olan tablet oldukça rahat taşınabiliyor. 7.9 inç ekranı sahibi olan tablet ekranın üzerinde küçük bir ön kamera da bulunduruyor. Tabletin çevresine baktığımızda sağ yüzeyde ses butonları ve microSD kart girişini görüyoruz. Alt yüzeyde iki hoparlör bulunuyor. Geri kalan tüm bağlantılara üst kenarda yer verilmiş. Burada kulaklıktaki HDMI ve USB bağlantılarını görebiliyoruz. Arka yüzeyde ise yalnızca köşede bir arka kamera var. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında ise Wi-Fi görebiliyoruz. Bluetooth bağlantısı ise ne yazık ki cihaz üzerinde konumlandırılmamış. Tablet 7.9 inç IPS ekranıyla 1024x768 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran IPS panel. Böylece 178 dereceye kadar geniş görüş açısı alabiliyorsunuz. Ekran gerek dokunmatik hassasiyeti gerek canlılığıyla gayet başarılı, rahat bir görsellik ve kullanım sağlayabiliyorsunuz. Android işletim sistemiyle çalışan tablet 4.2 sürümünü kullanıyor. Akıcı bir işletim sistemi deneyimi sunan tablet işlemci olarak Allwinner AS31 Cortex A7'nin sahibi. 1.0 GHz hız sunan işlemci 4 çekirdekli olmasıyla avantaj sahibi. 1 GB RAM ve 8 GB ROM seçeneklerine sahip olan tablet en azından 16 GB'lık dahili hafıza sahibi olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. Ancak bu alanı microSD kart seçeneğiyle de 32 GB daha arttırabilmek elinizde. Ön ve arka kamera sahip olan tablet ön kamerasıyla yalnızca 0.3 megapiksel çözünürlük sunuyor. Arka kamerada da durum 2.0 megapiksel. Kameralardan performans anlamında çok fazla şey beklememek gerek. İhtiyaç duyduğunuz durumlarda yardımcı olabiliyor ancak çok büyük şeyler beklemek hata olur. EasyPad T8Q performans anlamında gayet başarılı bir tablet. Elbette T8Q'yu da diğer tabletleri tabi tuttuğumuz testlere uyguladık. Sonuçların gayet başarılı olduğunu hemen söyleyelim. Antutu Benchmark testinde daha önce test ettiğimiz Artist Tiny, Asus MemoPad HD10, Asus MemoPad 8 ve Lenovo IdeaPad A10'dan sonraki sıraya yerleşen EasyPad T8Q, Eskool MiniPad ve Reader A8R'yi de geride bırakıyor. Antutu'dan 18.256 puan toplayan tablet CPU Prime'da da 1486 puanla ortalama bir grafik çiziyor. 3D Mark noktasında grafik işlemlerinde başarılı olduğunu gösteren tablet sırasıyla yaptığımız testlerde 4954, 5003 ve 4103 skorlarını elde etti. Bu puanlarla Asus MemoPad HD10, MemoPad 8 ve Artist Tiny'yi geride bırakan tablet aynı zamanda Epic Stadler'de de 1024x720 piksel çözünürlükte 57.5 FPS gördü. Test sürecinde en düşük FPS değeri olarak 41'i gördüğümüzde söyleyelim. İnternet performansı ile ise rakiplerin biraz gerisinde kalan tablet HTML5 test sonuçlarına göre 1194 skoru ile Eskool MiniPad Casper Via 10 inç, Vodafone SmartTab 3 ve Inca Respect'in gerisinde kalıyor. Kompakt boyutlara sahip bir tablet satın almayı düşünüyorsanız Expert EasyPad T8Q iyi bir seçenek olabilir. Performans anlamında tablet oldukça beğendiğimi söyleyebiliriz. Özellikle fiyat performans ürünü olarak da dikkat çeken tablet şık tasarımıyla da gayet güzel görünüyor ve çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor.